Milli eğitimin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hizmete giren yeni binanın müdürlüğün yaklaşık 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasını tanıtan Başyiğit, yaptığı açıklamada yeni binanın Kütahya ve eğitim camiasına yakışan bir bina olduğunu söyledi. Başyiğit, geniş ve ferah bir ortamda hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü binası Bodrum üzerinde 4 katlı, ilave olarak da bir yemekhanesi ve toplantı salonu olan bir bina. Binamızda 66 oda, 3 toplantı salonu, 2 mescit ve personelin işine yarayacak çay ocağı, kantin gibi sosyal donatılarla da zenginleştirilmiş güzel bir hizmet binası. Biz valilik hizmet binasında 2 katta ve 56 odada hizmet veriyorduk. Oradaki odalar herkesin malumu olduğu üzere çok küçüktü. Personelimiz dar odalarda eğitimle ilgili gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyordu. Hizmet alımı için gelen bir misafirimizi misafir etme, oturmasına imkan sağlama gibi bir durumumuz olamıyordu. Müdürlüğümüze ait toplantılarımızı okullarda ve dışarıdaki diğer salonlarda yapabiliyorduk. Bunun için hep bir arayış içerisindeydik. İnşallah Kütahya'mızın Milli Eğitim Müdürlüğü anlamında önümüzdeki 100 yıl böyle bir ihtiyacı olmayacak dedi. Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi. Kütahya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri Kütahya Tavşanlı Karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler otomobilin bagajında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 bin sikke ele geçirdi. Jandarma ekipleri otomobilde bulunan MB, YK, AP ve AS'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü binası Bodrum üzerinde 4 katlı, ilave olarak da bir yemekhanesi ve toplantı salonu olan, büyük bir toplantı salonu olan bir bina. Binamızda 66 oda, 3 toplantı salonu, 2 mescit ve personelin işine yarayacak işte çay ocağıdır, kantindir gibi sosyal donatılarla da zenginleştirilmiş güzel bir hizmet binası. Binamızın Kütahya'mıza kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere daha oralardan geldiğini biliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza, bu arsanın tahsisini yapan Enerji Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Kütahya Özel İdaresi'ne, Kütahya Valiliğimize, emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. Kütahya önümüzde yaklaşık 100 yıl hizmet binası anlamında Kütahya'nın ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir hizmet binası.